Azrail meleğinin gün içinde 366 defa yüzümüze baktığını biliyor muydunuz? Peki vakti geldiğinde o karşımıza nasıl çıkacak? Ve o an neler hissedeceğiz? Ya da herkesin canını alan meleğin kendi canı nasıl alınacak? Az sonra belki de en çok merak edilen melek olan Azrail Aleyhisselam hakkında duyduğunuzda inanamayacağınız bilgiler vereceğim sizlere. Özellikle de her bir peygamberin Azrail Aleyhisselam ile karşı karşıya geldiklerinde yaşadıkları şeyler öyle çarpıcı ki. Baştan sona pür dikkat izleyeceğinizi düşündüğüm videoya hazırsanız başlayalım. Dört büyük melekten belki de kendisine en çok aşina olduğumuz Azrail Aleyhisselam. İnsanı ürperten bir bilgi fakat söylenildiğine göre Azrail meleği her gün karşımıza geçip hepimizin yüzüne 366 defa bakarmış. Yani bizler günlük hayatımızın koşuşturmacasıyla uğraşırken hiç farkında olmadan gün içinde 366 defa Azrail ile yüz yüze geliyoruz. Yapmakla yükümlü olduğu görevi can almak. Dolayısıyla onu korkuyla anarız. Çünkü biz insanoğlunun doğasında vardır hayatımızı kaybetmekten korkmak. Allah-u Teala Azrail meleğine can alma görevini verdiğinde Azrail Aleyhisselam bir konuda endişe duymuş. O da yükümlü olduğu görevinden dolayı herkesin ona kötü gözle bakacağı, onu sevmeyeceği ve ona küsecekleri endişesi. Bu endişesini dile getiren Azrail'e ise Allah'ın cevabı şu şekilde olur. Seninle kullarımın arasına çeşitli hastalıklar, kazalar, afetler ve musibetler yerleştireceğim. Böylece canlarını sen alsan bile senden şikayetçi olmayacaklar. Gerçekten de başımıza gelen hastalıklar olsun, Allah göstermesin kazalar veya başka musibetler olsun, vaktimiz dolduğu zaman bir vesileyle Hazreti Azrail görevini yaparak canımızı alıyor ve kimse Azrail meleğine bundan dolayı kırgınlık veya bir kin duymuyor. Başımıza gelen olaylar nedeniyle Azrail'i bir nevi unutuyoruz. Aslında Azrail Aleyhisselam'ın görevi ilahi ve güzel bir görev. Gerçek anlamda hissedebildiğimizde ölümün bir son olmadığını, geçici olan bu dünyadaki görevimizi tamamlayıp ebedi aleme giderek kaybettiğimiz akrabalarımıza, sevdiğimiz eski dostlarımıza tekrar kavuşmak için bir vesile olduğunu bilmeliyiz. Yaşadığımız bu hayatın zorluğundan, yükünden kurtulup vazifemizi en doğru şekilde yerine getirerek Allah'ın huzuruna, ebedi huzura kavuşmaktır. İşte bu açıdan bakabildiğimiz zaman aslında Azrail meleğinin yapmış olduğu işin ne kadar önemli bir rahmet olduğunu algılayabiliriz. Fakat insanoğlu olarak yapımız gereği bu dünyaya ağlayarak geliyor, bu dünyadan ayrılırken de geride ağlayan insanlar bırakarak ayrılıyoruz. Bunun bir son olmadığını ve bu yüzden isyan etmenin doğru olmadığını bilmek daha güzel olacaktır. Peki vaktimiz dolduğunda ve Azrail canımızı almaya geldiğinde neler yaşandığını merak ediyor musunuz? Sanırım bunu en iyi anlatan olay, Peygamberimizin miracı sırasında Azrail ile karşılaşmasıyla ölüm meleğinin ona anlattıkları. Cebrail aleyhisselam gelip peygamberimizi miraca çıkardığı zaman Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Azrail'i gördü ve Cebrail aleyhisselama onun kim olduğunu sordu. Cebrail onun ölüm meleği Azrail olduğunu, o ve cehennem bekçilerinin asla gülümsemediklerini söyledi. Sonra da ona yaklaş ve selam ver dedi. Selam vererek onunla tanışan peygamberimiz Azrail ile yaptığı kısa sohbetin üzerine ona makamın burası mı diye sordu. Azrail şöyle cevap verdi. Evet, Rabbim beni yarattığı andan beri benim makamım burası. Kıyamete kadar da burası olarak kalacak. Peygamberimizin bir sonraki sorusu, peki sen bu makamda bulunurken nasıl oluyor da canları alıyorsun? Oldu. Yüce Rabbim bana bu gördüğün yeri makam kıldı. Fakat emrime 5000 melek verdi. Yeryüzünde kulun vakti geldiğinde ve rızkı kesildiğinde o kişiye 40 tane melek gönderirim. Bu melekler önce o kişinin etrafını sararlar. Sonra da sinirlerinden, damarlarından, vücudunun birçok yerinden içeri girerek tüm ruhunu kuşatırlar. Ardından da kuşattıkları ruhu parmak uçlarından çekip çıkarmaya başlarlar. Ruhu dirseklerine kadar çektikten sonra cansız bedeni bir saat kadar kendi halinde bırakırlar. Aradan geçen bir saatten sonra ruhunu bu sefer kişinin göbeğine kadar çeker ve bir saat kadar daha öylece bırakırız. Daha sonra ruhu boğazına kadar getiririz. Bundan sonra kolayca ruhu bedenden çıkarır alırız. Ruh bedenden çıkarıldıktan sonra kişinin gözleri donuklaşır. Azrail böyle anlatıyordu. Bu arada 90'lardan mutlaka hatırlayacağınız Hayalet isimli bir film vardı.
Azrail'in can alması mevzusunu ne zaman duysam aklıma bu filmdeki ruhun görevli melekler tarafından bedenden ayrıldığı sahneler gelir. Dünya hayatı boyunca iyi olan insanların ruhları huzurlu ve güzel bir şekilde alınırken, kötü olanlarınkinin ise çok daha korkunç ve zorlu bir hadise olduğunu gösteriyorlardı filmde. Küçükken bakamıyordum o sahnelere. Ruhun bedenden ayrılması olayında bizim dinimizde de buna benzer ifadeler yer almaktadır. Peygamberimiz daha sonra sormuş Azrail'e, "Kulun vaktinin dolduğunu, yani ecelinin geldiğini nasıl anlıyorsun?" Azrail aleyhisselam, "Her insan için gökte iki adet kapı bulunur. Bu kapılardan birinden kulun rızkı iner, diğer kapıdan ise ameli yükselir. Sol tarafında gördüğün şu ağaç var ya, işte o ağacın her bir yaprağında bir insanın adı yazılıdır. O kişinin vaktinin dolması yaklaştığında kendisine ait yaprak sararmaya başlar ve rızkının indiği kapının önüne düşer. İşte o vakit o kişinin öleceğini anlarım." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Azrail ile bu konuşmaları sırasında onu kendi suretinde görmüyordu ve ondan onun gerçek suretini göstermesini, yani gerçekte neye benzediğini görmek istedi. Peygamberin yerine getirilen bu isteği üzerine Azrail'i adeta dünyayı iki parmağının arasında tutar gibi gördü. Büyüklüğü karşısında kalbi yerinden çıkacak gibi oldu. Evet, Peygamberimizin Miraç mucizesinde Azrail ile yaptığı diyalogtan bu şekilde bahsediliyor. Fakat bu görüşme son görüşmesi olmamıştı tabii ki. Bu görüşmenin üzerinden yaklaşık 10 yıl kadar sonra Azrail aleyhisselam bu sefer Peygamber Efendimizin canını almak için gelecektir. Peygamberimizin vefatı sırasında Azrail ile arasında geçen diyalog ise oldukça ilginç. Tüm ashabı ile birlikte Peygamber Efendimizin kızı ve hanımı da evinde toplanmışlardır. Peygamberimiz yorgun ve bitkindir. Allah-u Teala Azrail'i görevini yerine getirmesi için onu Peygamberimizin yanına gönderir. Bir bedevi kılığında Peygamberin yanına gelip kapısını çalan Azrail, ilk önce kim olduğu anlaşılmadığından dolayı içeri alınmaz. Sonrasında Azrail olduğu anlaşıldığında Peygamberimiz ashabına kendisini bedevi kılığında gelmiş olan Azrail ile baş başa bırakmasını söyleyerek Azrail'i içeriye kabul eder. Azrail içeriye girerek ona, "Ya Resulullah, Allah-u Teala'nın sana selamını getirdim. Eğer iznin olursa emanetini almaya geldim," der. Evet, ilginçtir ki Azrail, Peygamberimizin canını alıp almamasının kararını Allah-u Teala'nın da vermiş olduğu yetkiyle Peygamberimize bırakmıştır. Vaktinin dolduğunu öğrenen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem biraz buruktur. Çünkü o sırada ümmetini düşünmekte ve onlar için endişe duymaktadır. Tüm bunlar konuşulurken Cebrail meleği de oradadır. Ve Peygamberimiz Cebrail'e dönerek onun da görüşünü almak istemiştir. Cebrail aleyhisselam, Peygamberimizin ümmetinin geleceğiyle alakalı onu teselli etmiştir. Allah'ın kendisine şirk koşmayan ümmetini affedecek olduğunu duyduktan sonra Peygamberimiz rahatlamıştır. Cebrail bunun üzerine, "Ya Resulullah," dedi. "Gökler senin için hazırlandı. Cennetin kapıları senin için açıldı. Melekler ve herkes gelişinizi gözlüyorlar," dedi. Ve Peygamber Efendimiz Azrail'e seslenir, "Emanetini al," der. Peki ya Azrail'in diğer peygamberlere gittiği zaman neler yaşamış olduğunu duymuş muydunuz? Her peygamberin başından geçmiş olan olaylar öyle ilginç ki. Mesela Hazreti İdris ile devam edelim. Hazreti İdris aleyhisselamın sohbeti öyle güzel biriydi ki onu dinlemeye melekler bile gelirdi. Hatta öyle ki bir gün Azrail bile onu dinlemeye gelmişti ve Hazreti İdris bu sırada onunla tanışmıştı. Fakat Hazreti İdris'in ilginç bir isteği oldu Azrail meleğinden. "Bir defa canımı alıp tekrar geri verir misin?" dedi. Can çıkarken ki o hissi çok merak ediyorum. Azrail meleği bunun iznini aldıktan sonra Hazreti İdris'in bu isteğini kabul etti ve onun ruhunu bedeninden ayırdı. Çok tuhaf bir deneyimdi bu Hazreti İdris için. Fakat birkaç isteği daha olacaktı. "Cennet ve cehenneme de girmek istiyorum." Bu istekleri de kabul edilmişti. Azrail önce onu cehenneme soktu, ardından da cennete. Fakat cennete girmeden önce bir şartı vardı. Daha doğrusu bir uyarı. "Cennete girdikten sonra çıkmak istemeyeceksindir," dedi. "Merak etme," dedi Hazreti İdris. Bunun üzerine Azrail Hazreti İdris'e cenneti dolaştırdı ve sonra da ayrılık vakti gelmişti. Cennetten çıktılar. Fakat tam o sırada Hazreti İdris, "Ayakkabımı cennette unuttum," dedi. Azrail, "Tamam, ben getiririm," diye yanıt verdi. Hazreti İdris kendi getirmek istiyordu ve tekrar cennete giriş yaptı. Ama tam da Azrail'in uyardığı gibi Hazreti İdris cennetten ayrılmak istemiyordu. Azrail aleyhisselam Allah-u Teala'ya dedi ki, "Ya Rabbim, bu kulun cennetten ayrılmak istemiyor.
Allah bunun üzerine Hazreti İdris'e bunun nedenini sorar. Hazreti İdris şöyle cevap verir. Allah'ım, her canlı ölümü tatacaktır. Ben ise bunu tattım ve yine olması gerektiği gibi herkes cehenneme mutlaka bir defa da olsa girecektir. Ben onu da yaptım. Ve her kim cennete girerse bir daha oradan çıkmayacaktır. Bense şimdi cennete girdim ve burada kalmak istiyorum. Allah-u Teala Hazreti İdris'in bu isteğini kabul eder ve böylece Hazreti İdris Aleyhisselam gerçek anlamda hayatını kaybetmeden cennete giderek orada kalan kişi olmuştur. Bir başka Azrail olayı ise Hazreti Süleyman peygamberle ilgili olanıdır. Günün birinde adamın biri korku ve telaş içinde Hazreti Süleyman peygamberin yanına gelir ve ona ''Ne olur bana yardım edin'' diye istekte bulunur. Hazreti Süleyman ona sorununun ne olduğunu sorar. Adam anlatır. Bugün Azrail Aleyhisselam bana göründü, bana çok kötü bakıyordu ve birden uzaklaştı. Kesinlikle benim canımı alacak, bunu anladım. Bunu duyan Hazreti Süleyman peygamber, benim ne yapmamı istiyorsun dedi. Korkmuş olan adam, ey Süleyman Aleyhisselam, sen ki dağlara, taşlara, hayvanlara, yağmura, rüzgara hükmedensin. Sen istersen şimdi bir rüzgar eser ve o rüzgar beni buralardan alır Hindistan'a götürür. Bu sayede de Azrail beni burada bulamaz. Hazreti Süleyman peygamber bunun bir çözüm olmayacağını biliyor olsa da adamın isteğini yerine getirir ve verdiği emir ile büyük bir rüzgar adamı aldığı gibi Hindistan'a götürür. Akşam olmuştur ve Hazreti Süleyman peygamberin etrafında bir kalabalık vardır. Kalabalığın arasında ise Azrail Aleyhisselam da bulunmaktadır. Hazreti Süleyman peygamber Azrail'i görünce ona sorar. Ey Azrail Aleyhisselam, bugün bir adam benden bir istekte bulundu. Sanırım ona görünmüşsün ve kötü bir şekilde ona bakmışsın der. Azrail Aleyhisselam, ben ona kötü bakmadım, ona şaşkınlıkla baktım der. Neden şaşkınlıkla baktın diye soran Hazreti Süleyman'a Azrail'in cevabı ise şöyle olur. Onu burada Kudüs'te görünce çok şaşırdım. Çünkü onun canını bu akşam o Hindistan'dayken alacaktım. Şu anda buradayken nasıl olur da saatler sonra onunla Hindistan'da karşılaşacak olabilirdim ki diye şaşırdım. Bir diğer Azrail ile yaşanmış olay ise yine sahih bir hadisten edindiğimiz kaynakta geçen Hazreti Musa peygamberin Azrail ile karşılaşması. Bu sahih hadisi ilk duyan kişi nasıl böyle bir şey olabilir diye şaşırıyor. İslam alimlerinin bu olay hakkındaki yaklaşımlarına ve açıklamalarına değineceğim. Öncelikle hadisi şerifi sizlere aktarayım. Melekül Mevt yani Azrail Musa aleyhisselama ruhunu almak için gönderilmiş. Peygambere geldiği zaman Hazreti Musa ona tokat vurmuş. Bir gözü çıkmış. Azrail aleyhisselam Rabbine dönmüş, demiş ki, beni öyle bir kula gönderdin ki ölümü istemiyor. Cenab-ı Hak tekrar ona gözünü iade etmiş. Evet, ilk duyduğunda insan böyle bir şey olabilir mi diyor. Nasıl olur da bir peygamber Allah'ın görevli meleği ile böyle bir münakaşaya girebilir? İslam alimleri bu olayı çeşitli açılardan ele alıyor. Bir görüşe göre Azrail aleyhisselam daha önceki bilgilerimize dayanarak bir insan kılığına girerek görünüyor. Hazreti Musa ile karşılaşması sırasında peygamberin ilk önce onun kim olduğunu anlamamış olma ihtimali üzerinde duruluyor. Mesela Hazreti Muhammed'e bir bedevi kılığında gelen Azrail ilk kapıyı çaldığında peygamberimizin ashabı tarafından içeriye kabul edilmemişti. İkinci denemesinden sonra peygamberimiz onun sesini duydu ve kim olduğunu anladı. Yani bu sahih hadiste anlatılan Hazreti Musa ve Azrail olayını bu şekilde açıklayan İslam alimleri var. Bir diğer görüş de şu ki Hazreti Musa'ya gelen melek Azrail'in yardımcılarından biriydi. Yani onun suretinde değildi. Konu hakkındaki diğer görüşler için de dilerseniz kendi araştırmanızı yapabilirsiniz. Peki merak ediyor musunuz? Acaba herkesin canını almakla görevli olan Azrail meleğinin kendi canı nasıl alınacak? Ölüm meleği Azrail'in canını Allah-u Teala kendisi alacaktır. Gün gelecek Azrail aleyhisselam yaşayan herkesin canını almış olacak. Artık o noktada bir tek Allah ve Azrail kalmışlardır. Başka kimse yoktur. Allah Azrail'e şöyle der. Ey ölüm meleği, kim kaldı yarattıklarımdan? Resullerime, nebilerime, kullarıma, herkese ölümü tattırdın. Ben hariç herkes yok olmaya mahkumdur. İşte şimdi sıra sende. Sağ elini sağ yanağının altına koy. Cennetle cehennem arasına yat ve canını ver buyurur. Allah'ın buyurduğunu yerine getiren Azrail aleyhisselam orada hayatını kaybeder. Artık sadece Allah kalmıştır ve sesini yükselterek şöyle der. Her şeye gücü yeten benim. Nerede o krallarınız? Zalim önderleriniz nerede? Kimseden ses gelmez. Sonra Allah İsrafil meleğini tekrar diriltir. İkinci kez sura üflemesi için. Çünkü artık hesap günü gelmiştir hepimiz için. Ve bugün haberleri açtığımızda her gün karşılaştığımız o caniler içinde hayvanlara, çocuklara,
kadınlara yapılan kötülükler için. Sürekli duyduğumuz o kadınların canlarını alanlar için. Azrail'den mi korkuyordunuz? En azından onun niyeti belli.